Herkese yepyeni bir amnezya bölümünden merhabalar. En son bıraktığımda çok gerilmiştim falan. Ama bu sefer gerilimi iki katına çıkarmak adına ışıkları kapadım. Biliyorum kameranın görüntüsü o kadar iyi olmadı ama yani karanlıkta oynamam gerekiyor. Çünkü öbür türlü çok oyun içine giremiyorum ve korkamıyorum. Korkmak istiyorum. İzin verin korkayım. Neyse şimdi... Burada en son mahzen buraya girilmiyormuş ki. Dışarıda birileri çığlık atıyor yine. Yani onlardan korkuyorum, daha çok oyundan korkacağım yere. Neyse. Şimdi burada bir şey yok. Ama burada bir çıkış yolu olmalıydı diye. Ne yapıyordum ben? Ben ne yapıyordum acaba? Herhangi bir hatırlatma yok. Notlar, günlükler falan filan. Ne oluyor? Ha! Daniel koş. Daniel kapıyı aç. Daniel Allah falan. Allah'ım öldüm. Kesin öldüm. Çık. Ha! Ne oldu? Kutuya bir şey mi yaptı o manyak? Aç. Yolu tıka. Koş. Yolu tıkayım. Yolu nasıl tıkayacağım lan? İçimin şurasında bir terlik var. Yolu tıkayım. Ama ben bundan hiç hoşlanmadım. Ben bunu yapamam ki. Ben böyle çok geriliyorum. İlla geri açacağım. Daniel Allah bala. Kapat. Ay. Ana. Abu. Tamam sakinim. Yolu tıkamışlar zaten orada yeterince. Allah'ım çok pis geliyor. Bir şey geliyor. Farkındayım, bir şey geliyor. İnşallah başka bir tane daha yoktur. Aa, nereye gidiyorum ben? Nereye? Oh my god. Kapadı değil mi? Ay hala titriyor burası. Artık o gelmez herhalde. Aa! Geliyor, yemin ederim geliyor. Ne olduğunu da bilmiyorum. Aman Allah'ım yani. Sakinim. Şu anda sakinim. Hiçbir problemim yok. Ne olduğu da umurumda değil. Artık arşiv tünellerine beni kimse sokamaz. Kimse. Anam. Yalnız güzel bir yere geldim ha. Sağ ol hayalet. Gerçekten şu anda ihtiyacım olan buydu. Aba. Bu nasıl bir sanat yapımı lan? Fuuu. Lıkır. Şu anda bir huzur doldu içime ama biliyorum ki çok yanılıyorum. Çok yanılıyorum bence. Oh yeah. Zaten Daniel'ın da içine bir huzur doldu. Dikkatinizi çektiyse delirmiyor. Gerçi aydınlık ama. Uy, o neydi? Bir daha öyle bir şey yaşamak istemiyorum ya. Of. Af. Burası açıldı değil mi kapı olarak? Tamam. Oraya gitmeden önce ben bir etrafı araştırayım da. Bu ne mesela? Çalışma odası. Hani şöyle direkt açılan misafir odası. Bir de şurada bir yer var. Önce buraya gidelim o zaman. Heh. Burada ne var? Depo. Depolardan hiç hoşlanmam. Ben o yüzden önce şeye gideyim ya.
Misafir odası. Mesela misafir odası hani başka bir insan geldiği için şey olabilir. Hani misafire nasıl anlatamadım. Hani böyle misafire veriliyor ya, o yüzden böyle hani fazla kötü şey olmayabilir için. O elimde patlayacak değil mi yine? Patlamadı. Günlüğümüzü çalmış adiler. Halbuki onun içinde yazdığım kızların. Aha tavşan. Yazdığım kızların isimleri yazıyordu. Bu ne ya? Ağlamadım. Geri al. Bu ne? Şunu alabilirim. Onun annesine yağ. Yağ. Aha. Burayı birileri karıştırmış. Ulan sen de salak mısın? Misafir... Gerçi bir dakika, burası Daniel'ın evi değildi. Normal burada olması. Diyecektim, misafir evine şeyine neden günlüğünü koyuyorsun diyecektim. Aha. Çapkından yine saklamışlar. 2 July 1839. I received a letter today from the Algerian governor's office disclosing the fate of Herbert's expedition. About a week after my departure, Abdullah, one of the men traveling with us, returned from the desert. He was badly injured, as if maimed by a lion. The man rambled Abdullah. Deliriously about the expedition being attacked by something horrible. Yastığımı kaybettim. The French quickly dispatched a search party to look for the expedition. After searching for days, they found the camp abandoned without any trace of Herbert or his men. Tomorrow, I'll retrieve the things they recovered from Herbert's tent at the customs house. I don't know what to make of it, but I'm worried for him. Açığa çıkanlar diyorsun. Şimdi bir saniye, çok özür dilerim. Ben yastığımı kaybedince dikkatim dağıldı, o yüzden şunu bir okuyayım. Bugün Cezayirli bir valinin ofisinden Herbert'in keşfinin kaderini bildiren bir mektup aldım. Ayrılışımdan yaklaşık bir hafta sonra Abdullah, bizimle birlikte seyahat eden adamlardan biri, çölden dönmüş. Bir aslan tarafından saldırıya uğramış gibi kötü bir şekilde yaralıymış. Keşfin korkunç bir şey tarafından saldırıya uğraması hakkında abuk subuk konuşup çılgınca sayıklıyormuş. Fransızlar keşif alanını aramak üzere hızlıca bir arama grubu gönderdi. Günler süren aramalardan sonra ne Herbert'tan ne de adamlardan hiçbir iz barındırmayan terk edilmiş bir kamp buldular. Yarın gümrük dairesinden, Herbert'in çadırından toplayabildiklerimi alacağım. Ne yapacağımı bilmiyorum ama onun için endişeliyim. Yani Herbert'in nerede olduğunu şu an itibariyle bilmiyoruz. Olur, o da olur. Ben buradan geldim değil mi? Ya! Niye bu evin her yerinde böcek var ya? Kapı bozulmuş, kilit yüzünden sıkışmış. Silent Hill mi bu? Silent Hill mi? Allah Allah. Kilit bozulmuş, misafir odasındaki dolabı açmak için başka bir yol bul. Üzerine şunu atsam. Açıl. Açıl. Kapıyı kapıyorum yalnız. Açmak yerine açıl. Bunun ne var bunun önünde? Aa, tabloymuş bu. Aa, yerine mi taksam acaba? Yeri var mı burada bunun? Yok, oranın. Burası galiba onun yeri zaten. Hiç eğlenceli değilsin tablo. Halbuki senin güzel geri yerine asacaktım. Abi siz burada alem mi yaptınız? Ne yaptınız? Aha. Vallahi alem yapmışlar. Burada bir şey yok, burada bir şey yok. Zaten bütün odayı aramışlar bizim yerimize. Gerekli bütün şeyleri de almışlardır muhtemelen.
Hiçbir şey yok. Oo, burada bir sürü parlak şey, parıldak şey var. Çakmak kutusu. Bu ne? Levye. Sabri. Sabri, burada ne arıyorsun? Bugün gümrük dairesinden Herbert'in eşyalarını satın aldım. Yaşadığı belge hazinesini taraşlayarak keşif hakkında detaylı bir kayıt buldum. Bu yazıların içeriği hızlıca alınmış notlardan, meydana gelen olaylar üzerine abartılı söylentilere ne kadar... Ne biçim bir tonlamayla okudum, ben bile anlamadım. Adam arkada konuşuyor ya, o yüzden anlamakta güçlük çekiyorum. May 17th, the day I was trapped inside the orb chamber, Herbert dryly states, recovered Daniel after 1 hour of entrapment. This confused me greatly. I was suffocating within minutes. How could I have lasted an hour? I continued reading the peculiar text. Herbert states his facts without judgment or passion, but suddenly I could read frustration into his text. He pushed his men to investigate the underground tomb, an effort which seems to have strained the minds of his men. Madness spread through the ranks, and Herbert had to take some extreme measures to continue. He finally visits the chamber himself, where he retrieves the orb to the surface. His account confuses me greatly. If he has the orb, what are those pieces in my drawing room? Ha. Allah Allah. Abi Alexander'dan sonra bir Herbert'imiz eksikti zaten. Sen çıkardığın sese de, sana da. Tamam, misafir odası hiç eğlenceli değilmiş. Çalışma odasının daha eğlenceli olacağını ümit ediyorum. Yine panik oldun diyecektim ki. Ya burada ne ihtiyacın var senin şeye? Ha, ay yağımız yok mu diyecektim ki, varmış. Ay, ödüm koptu. Bakıyorum buralarda bir şeyler var mı diye. Böyle köpek sesi mi geldi oradan? Ben bilmiyorum. Yay! Yalnız bana yağ lazım, yağ. Buna kırılmıyorum. Bunu da kıracağım. Hayır, belki içinden bir şey çıkar ümidiyle kırıyorum ama. Yuh! Hiçbir şey çıkmıyor. Yok, şunu da çıkarayım. Bir şey bulamadım. Bu odanın amacını da çözemedim zaten. Abi bu nasıl mis çalışma odası? Bu çalışma şeyi. Telefonumun şarjı bitti. Bu evet, köpek sesi var. Hayır, bu nasıl çalışma odası? Burası bildiğin çalışma evi. Yani. Biz buna güzel Türkçemize çalışma evi deriz. Çalışma odasıymış. Çalışma odana senin. Bir dakika, ben kapıyı kapatayım da. Kapıyı kapamayı seviyorum çünkü arkamı sağlama almışım gibi geliyor. Ama aslında biliyorum ki hiçbir yerde güvende değilim.
Aha. Bir kürenin kes... Ne? Kes... Tine? Kesrine? Okuyamıyorum. Ya da şey, harf tuhaf. Neyse. En güvendiğim öğrencim ve dostum Johan Weyra. Bu yaz Prusya ormanlarında seyahat ederken en önemli şey gerçekleşti. 20 kusur yıldan beri aradığım kürelerden bir tanesini sonunda buldum. Çıkıracağım gibi geldi, çıkıramadım. Heliodromus'un Hortus Consulus'ta tarif ettiği kadar esrarengiz bir şey. Tam da anlatıldığı gibi yer altında doğaüstü bir artefakt ile taçlandırılmış bir mitraik tapınak. Küre avuçlarımı dolduracak kadar büyüktü ve dokusu düzgün ve pürüzlüydü. Rengarenkti. Zıtlığı doğasını tasvir etmeye yetmiyor. Bu imkansız bir şey. Taşın içine hapsedilmiş suni bir paradoks. Sonunda bir mağara bulduğumda Alstead adında yakında bulunan bir köyde kalıyor. Çok eski izlerden birini takip ediyordum. Alstead'da şey yapıyormuş, ne biçim okuyorsam. İçeri girdim ve bir anda bu esrarengiz artefaktlerin gerçekliğini doğruladım. Evet, gerçeklerdi. Anlayabileceğin gibi bu keşif hayatımın en büyük olayı oldu. Ama aynı zamanda en büyük korkusu haline de geldi. Yeraltı odasına girer girmez bir sınırı ihlal ettiğimi hissettim. Merak ettiğimden dolayı bu içgüdülerle savaşmak için elimden geleni yaptım ve küreyi gidip yerinden aldım. Odadan ve ormandan güçlükle çıktım. Bir şeyin beni takip ettiğini hissedebiliyordum. Yaklaşırken yüksek sesle uludu. Canavar, kürenin muhafızı peşimden gelirken durmak bilmiyordu. Yakınlardaki derin vadiye doğru yola koyuldum ve gölde balık avlayan birkaç adamla karşılaştım. Oradan geçerken onları da uyarmaya çalıştım ama maalesef ben kaçmaya devam ederken onlar orada kaldılar. Onların acı çığlıklarını vadide yankılanırken duyduğumda muazzam bir rahatlık hissi beni sardı. Canım bağışlanmıştı. Vay nasıl, ne oluyor? Birden mavi bir ışık beni içine aldı ve ormanın renkleri gözlerimin önünde kayboldu. Etrafımı saran soğuk ve kasvetli ortam boyunca koşmaya devam ettim. Çevremdeki ağaçlar, metaller, yaprakları olan kara kalem siyahına döndüler. Zemin bulanık bir suyla kaplıydı. Boğulmuş toprağa basarken parlayan köz hızlanan rüzgarla birlikte havalanarak üzerime yağdı. Uzaktan gelen yalvarış çığlıklarını duyabiliyordum. Acı ve korku beni esir alırken ben de onlara katıldım. Nefes almaya çalışarak yere düştüm. Bu kesinlikle kulağa tuhaf gelecektir ama Alplerin üzerinden Genoa'nın dışındaki çimenlik bir alana kadar kilometrelerce öteye taşındım. Muhafız küreyi benden aldı ama bugüne kadar geri dönmesi korkusuyla yaşadım. Bazı akşamlar uyanık bir şekilde uzanırken ormandan gelen umulma seslerini duyabiliyorum. O günden bu yana neredeyse 10 yıl geçti ve ben halen olay hakkında hiçbir şey yazamadım. Son konuştuğumuzda bana bu efsanevi küreler üzerine olan ilginden ve devam eden araştırmalarından bahsetmiştin. Ve sana Alstead'da olan ziyaretim hakkında gerçeği söylemem gerektiğinin farkına vardım. Dostun ve hocan Heinrich Cornelius Agrippa. Ne küresiyse bu. Herkes peşinde. Güzel ama parıltılı falan diyor. Hikayenin içine sıçmak. Ya bir git. Burası geldiğim yer miydi benim? Arka salon. Evet, geldiğim yer. Şöyle bir dönelim. Ay, köpeklere ne yaptınız? Bu ne? Let's see what you have to offer. Ay, pislik. What a mess. I should have sharpened the saw, but I can sense it. It's definitely there. Abi sen ne iğrenç bir adamsın ya. Ne yaptı o köpek sana? Ne yaptı? Hayvana bak.
Bak şu anda sinirlendim işte. Şu anda sinirlendim. Da şununla şunu kırıp. Neden? Köpek omurgası. Hani niye? Canis lupus, kurt familyası. 12 Nisan 1658. Kısa süreli bir çalışmadan sonra şu açık ki insanlarda bulunan ajitasyon köpeklerde de bulunuyor. No shit. Korku ve acı strese sebep oluyor. Ve bu da içsel bir tepki tetikleyerek hayvanın enerji patlaması yapmasına neden oluyor. Katalizörün beyinde üretildiğine inanıyorum. Tam olarak nerede olduğunu ve nede olduğunu belirlemek çok zor ama hissedebiliyorum. Kozmik bir yaratılış sızıyor. Yaratık bu yaptırımdan dolayı ölüme mahkum olduğu için enerjinin soğurulmasında içsel bir sorun var. Gerçek anlamda bir işin yapılabilmesi için bu işkence işlemini zarifleştirmeliyim. Daha fazla deney yapılması gerek ama görünüşe göre sadece insan kobaylar gerekli miktarı üretebiliyor. Dehşet deneyimini eninde sonunda çoğaltan işlemin şiddetinin değerini bilmek sadece onların yeteneği sanırım. Yazık günah be. Ay. Ayı. İnsan anatomisinin dönüm noktaları. Dengeyi anlamak. Köpek çenesi. Ay. Ay. Neyse iyi aydınlatmış bu odayı da sorun yaşamıyoruz. İnsan kafatasının bölümleri. Sanırım şuraya girmedim ben. Bunlar normal kitaplar. Bunlar köpeklerin. Hehe. O kitabı geri alabiliyor muyum? Yanmayan kitap yapmışlar. Çekmeceleri bakalım. Yehey. Burada gece oldu sanırım artık ha. Ay. Ne yapmış bu manyak ya? Oha. Kim çalışma masasının şeyinde... Ay. Yok ben bu adamı çözemeyeceğim hiç. Hiç yani. Bu ne ya? Bu ne? Bir zamanlar elmaymış galiba. Anatomi sınırları. 9 Ocak 1658. Daha fazla ayak kırıklığı. Antikacının son bulguları hiçbir sonuç getirmedi. Halen yaşamın iç işleyişini ve içinde sezebildiğim güçle olan ilişkisini kavramaktan uzağım. Konu üzerine daha fazla kitap arayacağım ama bunun da boşa olacağından şüpheleniyorum. Benim belirli ilgim üzerine daha önce hiç araştırma yapılmamış olduğundan bu boşluğu doldurma teşebbüsünde bulunmam gerek. Açıkçası insanlar benim aradığım enerji türünü diğer canlılardan daha fazla yayıyor. Ama umuyorum ki hayvanlar tedarik konusunda çok daha az can sıkıcı olduklarından yeterli olacaktır. Bu adamdan nefret ediyorum. Ben gideyim. Bu da bana göre fazla problemli. Ay anası. Ne oldu orası? Kırık mı? Aa. Oh ye. Yeah. Ha. Burası da çok çökmüş. Ödüm koptu bir şey yazınca. Tırlatmalar. Çalışma odasındaki molozlardan başka bir yol bul. Ne bileyim buluruz herhalde. Geri dönüyorum ben zaten. Şurada bir takılayım. Neyse buraları aydınlık sorun yok o yüzden. Zaten buraları araştırdım ben. O yüzden çıkıyorum.
Tamam, buraya da baktım. Neyse, şuradan gideyim. Ha, bu bölüm zaten paso mektup okumakla geçti. O yüzden burada da güller var. Gül değil mi? Bunlar. Evet. Burası çok güzel ya. Ben burada takılsam, hiç gezmesem etrafı. Ben mutluyum. Emneyeceğimle. İyi, depoya gidiyorum şimdi ben. Depoya gitmek istemiyorum. Aa, burası da fazla karanlık. Niye hemen hatırlatma yazdın? Depodaki karanlık garip ve anormal görünüyor. Bence de. Neyse, ben bu bölümü burada bitireyim çünkü 26 dakika olmuş. Eminim heyecanlı bir yerde kesiyorum ama bir sonraki bölümde hemen zaten gelir muhtemelen. O yüzden bir sonraki Amnesia The Dark Descent bölümüne kadar herkese iyi oyunlar.